geliyor. Doktor bey, ya size ulaşamayınca ben çok endişelendim. Üstüne akademik çalışmalarıma yoğunlaşmak için izin almıştım. O yüzden klinik hattım kapalıydı. Tesadüfen açtım telefonu. İyi ki açtınız. Acil sizinle konuşmam gerekiyor. Buyurun, oturun. Mesele ne Can Hanım? Yoksa nihayet tedavi olmaya karar mı verdiniz? Hayır, hayır. Tedavi olamam. Bu çok büyük bir risk. Eğer tedavi olursam herkesin haberi olmuş olur. Saklayamam. Ben kimse bilsin istemiyorum doktor bey. Yani sevenlerimi üzerek, her gün benim için kahrolmalarını seyrederek ayrılmak istemiyorum ben bu dünyadan. Peki benden ne istiyorsunuz? Ya daha dayanıklı bir hale getirmenizi istiyorum beni. En azından kısa bir süre için. Ne bileyim böyle vitamin, ilaç, hani kuvvetlendirici şeyler önerebileceğiniz, yani bana takviye verebileceğiniz herhangi bir şey var mıdır? Evet, size önerebileceğim birkaç takviye var. Bilgisayar başına geçtiğimde hemen bir reçete hazırlayacağım size. Çok teşekkür ederim doktor bey. Yalnız size önereceğim ilaçlar bir süre için sizi toparlar. Hastalığın etkilerini erteler. Ama mucize beklemeyin. Eninde sonunda hastalığın belirtileri ortaya çıkacak ve zorlu bir süreç olacak. Buna kendinizi hazırlamanız lazım. Biliyorum doktor bey, her şeyin farkındayım ama biraz zamana ihtiyacım var. İnanın gerçekten buna çok ihtiyacım var. İyi günler. Anne kokusu. Canım kızım. Annenin canı feda sana. Sizinle vedalaşmak için zamana ihtiyacım var. Can Hanım. Günay Bey. Tesadüfler yakamızı bırakmıyor. Bakın yine karşılaştık. Ben de konağa doğru gidiyordum. Malum holdingde işler biraz yoğun. Nurten Hanım'la epey çalışmamız gerekiyor. Anlıyorum. Siz bir an önce gidin o zaman. Siz iyi misiniz? İyiyim ben. Teşekkür ederim. İyi günler. Pardon. Benim mazur görün ama sizinle biraz konuşabilir miyiz? İnanın hiç müsait değilim. Bakın sizden rica ediyorum. Tatsız olaylar yaşandı.
Bu konularla ilgili açıklama yapmaya mecbur hissediyorum kendimi. 5 dakikanızı ayırsanız, biraz sohbet etsek. Sadece 5 dakika. Hem siz de iyi görünmüyorsunuz. Biraz kafanız dağılmış olur. Tamam ama bakın sadece 5 dakika. Sonrasında konağa gitmem gerekiyor. Melek gelmeden konakta olmalıyım. Tabii tabii, çok tutmayacağım sizi. Sadece olayları bir de benim tarafımdan dinlemenizi istiyorum. Bu çok önemli benim için. Buyurun gidelim. Öncelikle geçen gün için sizden özür dilemek istiyorum İcan Hanım. Emre Bey, bir takım şeyleri yanlış anladı muhakkak. Ama yine de verdiği tepki beni çok endişelendirdi. Endişelenecek bir şey yok. Yani Emre normalde böyle bir reaksiyon gösteren bir adam değildir. Yani ben bana asla zarar vermeyeceğinden eminim. Siz de eminsinizdir. Tabii, Emre Bey'i iyi tanırım. Ama o beni yanlış tanıyor. Koray Bey bakın, Emre Bey'le aranızda olanlar beni ilgilendirmiyor. Ben sadece Emre Bey'in kızının bakıcısıyım, o kadar. Yani aranızdaki sorunları sadece kendi başınıza hallederseniz daha isabetli olur. Ben Maral'a aşıktım. O da bana. Ta çocukluğumuzdan beri. Ama gençtik, toyduk. Önümüzde engeller vardı, savaşamadık. Üzüldüm. Ama inanın ben bunları duymak... Bir ara koptuk Maral'la. İşte o sırada Emre ile evlenmiş. Belki aşık olduğu için, belki sırf canımı yakmak için, bilmiyorum. İşte o sırada Emre aşkımızı öğrendi. Korkunç bir kıskançlığa kapıldı. Emre Bey'in kıskançlığının boyutlarını siz de biliyorsunuz. Benim hakkımda anlattıklarını az çok tahmin edebiliyorum. Ona kızmıyorum ama benimle ilgili söyledikleri tamamen taraflı. Bu yüzden bu konuşmayı yapmaya ihtiyacı duydum İzhan Hanım. Beni Emre Bey'in cümleleriyle tanımanızı istemedim. Anlıyorum. Diğer taraftan aklınıza takılır diye söylüyorum. Ortak olmayı da ben seçmedim. Tamamen patronumun tercihiydi. Koşullar böyleyken ben sadece işime odaklanmaya çalışıyorum ama Emre Bey'in durumu kişiselleştirmesi beni çok zorluyor. Ama bu saatten sonra fikirlerinin değişmeyeceğini de biliyorum. Çünkü beni kötü biri olarak kodlamış durumda. Ben sadece yaşananları bilin istedim İzhan Hanım. Aklınızda yanlış bir intiba bırakmak istemedim. Çünkü bu ortaklık sürdükçe yüz yüze bakacağız. Açıklamalarınız için teşekkür ederim Koray Bey. Benim biraz işlerim var, gitmem gerekiyor izninizle. Tabii, çok bile tuttum size. İsterseniz beraber gidelim. Yok, ben biraz yürümek istiyorum. Tabii. Hoşçakalın. Yeliz Hanım. Kuş kafese girdi, girecek. Biraz zaman alacak ama olacak. Bana inandı.